Evet. Çok güzelsiniz, çok iyisiniz. Cennet vatanımızın en kıymetli köşelerinden birinde sizlerle bir arada olmak, geçmişini bilerek burada olmak tüylerimi diken diken ediyor, beni gururlandırıyor, onurlandırıyor ve sizlere layık olmak için daha çok neler yapabilirim hissiyle beni uğurluyorsunuz. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız. Bugün Bozüyük'te çok güzel bir alanın temelini attık. Başkanımıza böyle bir işbirliği için yürekten teşekkür ediyorum. Çok güzel işler yapıyor. Başkanımızın yolu açık olsun. Emeklerine sağlık. Aynı şekilde Bilecik'te çok güzel bir teknoloji işbirliği yaptık. Orada da belediye başkanımızla vatandaşımızı kapsayıcı bir teknolojik sürecin tanıtımını yaptık. Bilecik Belediye Başkanımıza da başarılar diliyorum. Onun başarıları da daim olsun. Kıymetli dostlarım, niçin özel bir yerde yaşıyorsunuz? İki cümle. Bir, şanlı Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu topraklardayız. Ve bu topraklarda filizlenen imparatorluk bu coğrafyanın, Anadolu'nun, bu toprakların ve bizlerin tarihini değiştirdi. Tarihini değiştirdi. İki, İstiklal Savaşı'nda işgal altında kalan memleketimizin tarihinin değiştiği o İstiklal Savaşı'nda İnönü Savaşları'nın yapıldığı yine bu topraklarda belki de o zafer kazanılmasaydı biz bugün bu özgürlüğü, bu istiklali ve cumhuriyeti yaşayamıyor olabilirdik. Dolayısıyla kader anıdır aslında bulunduğumuz topraklarda yapılanlar, yaşananlar. Ben buradayım, bunun vesilesi olarak tarifliyorum. Şöyle ki, İstanbul Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti, Fatih Sultan Mehmet'in emaneti, dolayısıyla kurulan Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un belediye başkanını karşılıyorsunuz. İkinci kısmı işte o İstiklal Savaşı'nı kazanıp burada başlayan o büyük mücadelelerin sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran, 5 yıl işgalden sonra İstanbul'u da işgalden kurtarıp milletimize tekrar emanet eden Atatürk'ün çok sevdiği İstanbul'un belediye başkanlarına karşınızdayım. Ama size soranlara, İyi niyette ya da başka niyette, çok önemli değil, İmamoğlu niçin geldi derlerse deyin ki İmamoğlu haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe karşı mücadele vermek için, haysiyet mücadelesi vermek için Bilecik'e geldi. Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Bu tarihi dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100. yılına yakışan işleri yapacağız. Aynı zamanda büyük bir mücadele vereceğiz. Bu mücadele sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını 29 Ekim'de kutlamadan önce 14 Mayıs'ta Cumhuriyet Demokrasi'ne adalet devleti yapacağız. Adalet devleti yapacağız. Milletin iradesini gasp etmek isteyenlere, milletin iradesini yok sayanları
milletin nasıl yok saydığını hep beraber ispat edeceğiz. Biz 14 Mayıs'tan sonra bir an önce mutlu bir ülkeyi, mutlu bir devleti, huzurlu bir toplumu, güçlü bir devleti, güçlü vatandaşı, geleceğe umutla bakan gençlere, bu ülkenin pırlanta gibi çocuklarına, Türkiye'mizin, bu cennet vatanın, hepimizin ortak evi olan bu güzel ülkenin 86 milyon eşit yurttaşına hep birlikte teslim edeceğiz. Hep birlikte teslim edeceğiz. Geleceğimiz aydınlık. Geleceğimiz aydınlık. Yüzünüz gülsün. Biz herkes için iyilik düşünüyoruz. Göreceksiniz bu memlekete kötülük yapanların, bu memleketin huzurunu bozanların, milletin iradesini gasp edenlerin, gasp edenlere yardım edenlerin bile çocuklarına, gençlerine, onların evlatlarına, torunlarına bile güzel bir memleket bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu ülkede Allah şahittir ki bizler de biliyoruz ki, evlerimizden de biliyoruz ki çocuklarımız çok zeki. Gençlerimiz inanılmaz girişimci, cesur, adil. Onlara borçluyuz sevgili dostlar. İkinci yüzyılı onların layık olduğu o güzel fıtratlarını hazır edemezsek yazık ederiz. Olmaz. Yapamayız bunu. Onun için Allah bizi mahcup etmesin. Bu cumhuriyeti kurallara, Mustafa Kemal Atatürk'e, hepimizin geçmişine, geleceğine mahcup etmesin. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Şart olsun ki, söz veriyorum ki, her şey çok güzel olacak.